Böyle yüzde bir 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 güya çaktırmadan zamlar geliyor. Normalde dedik bir de şimdi sosyal medyanın gündemine bir bakalım. Emin Çapa. Büyüme yüzde yedi ama çalışanların pastadan aldığı pay düşüyor. Hani durmadan bizim gelirimiz artmıyor, ülke nasıl büyüyor diyorsunuz ya. İşte bu o. Kitleleri fakirleştiren, az sayıda yandaşı zenginleştiren büyüme. İş gücünün payı 2020'de yüzde 39, 2021'de yüzde 35. Yani Türkiye'nin büyümesi, biz çalışan kesime yansımıyor diyor Emin Çapa. Emine bir soru Armağan Çağlayan'dan. Bu nasıl oluyor Emin Bey? Biz ekonomi cahilleri için bir anlasanız hizmet sektörü, inşaat sektörü, tarım, reel ekonomi herkes ağlarken nasıl büyüyor %7? Gerçekten anlamak için soruyorum. İşte Türkiye'nin yurttaşları da halkımız da bunu soracaklar. Biz büyüyor muyuz ekonomik olarak? CHP'li Özel, Atatürk'e lanet okuduğu gerekçesiyle Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Onun dışında Türkiye'de çok farklı barolardan da yine o kişiyle ilgili suç duyuruları geldi. Yargıdaki gelişmeleri takip edeceğiz. FETÖ üyesi Selahattin Gülen, yurt dışında MIT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bundan 10 gün kadar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anons ettiği, duyurduğu o gelişme MIT bir büyük operasyonla daha FETÖ üyesi Selahattin Gülen'i getirdi. Örgüt elebaşının da akrabasıymış bu kişi. Bahattin Yücel, Peker'in açıklamaları karşısında yandaş basının geleneksel dış güçler suçlamasına sarılması suçlamaların şaşkınlığa yol açtığını gösteriyor. Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'ya gidişi nedeni açıklaması sırasında saydığı gerekçeye kimse inanmıyor. Çünkü pek çok farklı gerekçe ve her bir gerekçe birbiriyle de çelişkili olunca böyle bir belirsizlik, itimatsızlık ortaya çıktı. Bahattin Yücel. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yolsuzluk iddiası. İmamoğlu, Kiptaş Başakşehir'deki arsayı satın alacağım diye yönetim kurulu kararı alıyor. Bir gün sonra bu arsayı bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Ertesi gün Kiptaş 47 milyon dolara bu arsayı o uyanıktan satın alıyor. Efendim eğer bu ülkenin demokrasini seviyorlarsa, özgürlüklerden bahsediyorlarsa, bu ülkede dürüstlükten bahsediyorlarsa, yetimin hakkını korumaktan bahsediyorlarsa, yolsuzlukları önlemekten bahsediyorlarsa, lamı cimi yok. Bu iddianın soruşturması açılır. Bugün günlerden pazartesi. Pazartesi günü Kiptaş Yönetim Kurulu kararı alıyor. Diyor ki ben Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım. Bir gün sonra bu arsayı ne hikmetse bir uyanık vatandaş alıyor. 11 milyon dolara. Cuma günü de Kiptaş'a 47 milyon dolara satıyor. 28 milyon dolar arada fark. Yaklaşık o günkü kurlarla söylüyorum. Pazartesi günü Burayı ben alacağım diye Kiptaş yani önceden bir yönetim kurulu kararı var. Arada biri geliyor çok uyanık çok akıllı. Gökten iniyor ona. Va satın alıyor burayı belgeleriyle evraklarıyla. Cuma günü de Kiptaş gidiyor bu uyanıktan burayı satın alıyor. Kim bu bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu kararını alan onun da kayıtları var yönetim kurulu. Burayı alıyor 47 milyon dolara yaklaşık. Belki ya ufak tefek rakamsal hatalarım olabilir. Bunu alıyoruz kiptaş olarak bir önceki yönetim. Proje yapıyoruz. 300 küsür 400 konut. Kiptaş'ın önünde de Şadi Beyciğim şu sizin bulunduğunuz alan kadar bir yerde maketi yapılıyor. Kiptaş'ın önünde şu an girişte kaldırmayın dedim. Bu sürekli burada duracak. Böyle kocaman bir maket. 400 küsür konut. Burayı biz yönetim aldıktan birkaç ay sonra yeşil alan yaptık diye karar alınıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Umarım siz de ona el kaldırmamışsınızdır. Şimdi buna derler ki bu ne periz bu ne lanatürşüsü bu olmaz yapmayın.